Günaydın, merhaba YouTube. Hoş geldiniz yeni bir videoya. Bugün bakım yapacağız arabanın. Şimşek ve Mehmet'eyiz. Nerede? Şurada. Burada mı? Burada da yok. Yan tarafta. Dur şeyi gösterelim. Şimşek ve Mehmet, Necdet abi. Necdet abi benim ta 2014'ten beri tanıdığım bir ustadır. O zaman da benim 530 varken burada işte yağ kütük çontası falan değişmişti. Bakım yapılmıştı. Bir şeyler toplamıştık o arabayı da. Oradan tanıştık işte. Ta böyle. Şimdi de bizim Tosun'un bakımını yapacağız. Bakımı da nelerle yapacağız bakımı da? Bakımı bitumol ürünleriyle yapacağız. Engine flush yapacağız. Ondan sonra rulama yağımız var. Ondan sonra Speedtech de bunu uzun yolda atacağız. Man filtrelerimiz var. Likimoli de 4600-530 kullanacağız. Bu sefer Seratec atacağımız için bunu kullandık ama normalde ben Moligan kullanıyorum. 540 Moligan kullanıyorum ama 530 yani bunu üretici onaylı olan yağ olduğu için bunu kullanalım dedik. Şimdi şeyi atalım. Engine flush'ı atalım. Engine flush'ı da attıktan sonra yaklaşık bir yani kilometresi yüksek olduğu için arabamızın bir 5-6 dakika çalıştırsak yeter ama hani düşük kilometre bir de önceki yağlar çok öyle bilinmedik veya böyle hani kurumlu denilecek yağlar olursa onu mesela 10-15 dakika çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi biz 5 dakika çalıştırsak geçecek. 5 dakika çalıştırdıktan sonra aynen çalıştıralım abi. 5 dakika çalıştıracağız. Ondan sonra şeyi yarı salacağız. Ondan sonra detayları anlatırım. Bir de böyle durulama yağımız falan var. Tam sentetik. Yine 530 yine BMW onaylı bir yağ. Hadi başlayalım. Bu arada benim kanala Samet abi yeni ama Samet abi tanırlar. Abimin kanalından. Abimin arabanın bakımını mı yapmıştınız? Bakımını yapmıştık. Yani. Arka balatası mı? Bakımla arka balata olmuştu. Benim daha balatalar iyi çok şükür. V kayışına falan bakacağız. Evet. İşte bu arkadaşların problemi olan şu veski geçişine bakacağız. Bir de abi şaft tünelinden bir şarıltı geliyor tam gazda. Evet. Herhalde o şeyler mi? Evet, şaft. Ona da bakarız. Ya ondan dedim ya da dedim şeyden. O korumalardan gibi geliyor bana ama ıslanınca geliyor çünkü. Hepsine bakacağız. Aynen. Islanınca geliyor. Şimdi ufak bilgi vereyim. Yani bunu her bakımda veriyoruz bu bilgiyi ama şimdi de öyle bu video içinde vermiş olalım. İlk defa izleyecekler için veya önceki videoları izlememiş olanlar için. Engine flush dediğimiz malzeme abi bu motor içindeki bu işte yağla olan mesela yağ sıcak çalışıyor, ısınıyor, soğuyor. Yağ bazen bazen değil hep bozuluyor. Bazen çok bozuluyor. Uzun böyle çok aralığı geniş tuttunuz mesela hani 15.000'ini de gittiniz falan yağ kurumu bağlıyor motor içinde belli parçalarda. Bu engine flush da yağı incelterek o şeylere işte kurumlar için böyle deterjan etkisi yaratarak motor içinin temizlenmesini sağlıyor. Hani benim güvendiğim markaların içinde Likimoli hani ben onu seviyorum yani uzun süredir onu kullanıyoruz. Diğer markalarda Motul var mesela Motul da iyidir ama hani Motul veya Likimoli hariç ben kullanmıyorum arabalarımda. Hani Mobil de çok güzel bir yağ. Mobil de kullanılabilir. Hatta BMW M'in Mobil tavsiyesi var sadece. Onu da kullanabilirsiniz. Hani bunlar şey kişisel tercih işidir. Ben hani yaklaşık 200 bin kilometre Castrol kullandım. Beğenmedim açıkçası. O yüzden Castrol'ü evime yurduma uğratmıyorum. Likimoli'yi biz sevdik hocam. Sağ olsunlar bu bakımda da bize destek oldular yağ konusunda. Ürünlerini de sevdiğimiz için teşekkür ettik. Kullanıyoruz. Şimdi Samet abi salıyor yağı. Oh! Simsiyah. Ya gerçekten şey yapmış. Aynen. Yağ kurumdan almış gelmiş yani. Aynen. Simsiyah olmuş benzinli arabada bu kadar simsiyah. Evet. Demir 15 bin kilometre şey BMW yağı abi bu. Evet. BMW'nin kendi yağı. BMW üretiyorlar bazı. Aynen o. Motul'de de var o aynen. Olay. Borusan bakımlı bu araba. Yani bir önceki bakımı Borusan'da bu arabanın. Biz çıkardık Borusan'da. BMW yağı kullanılmış içinde de. Şimdi de Likimoli'ye döneceğiz. Siz de kullanıyorsunuz değil mi abi? BMW yağı arada. BMW arada kullanıyoruz evet. Anladım. Mobil ama sizin herhalde. Bizim Mobil. Aynen. Yani Mobil çok iyi bir yağ. Aynen Mobil güzel. Zaten BMW'nin de
M arabaları falan hep şey tavsiye ediyor, mobil tavsiye ediyor. Abi biz Likimoli'yi seviyoruz abi. Hani gönül var. Kişisel tercih demiştim ya. Aynen, aynen. Memnun olduktan sonra sevdiğimiz için yapıyoruz. Hani yanlış anlaşılmasın, reklam şu bu gibi anlaşılmasın. Beni bilen zaten ve de eski videolardan da bakan zaten. Burada BMW'yi... Tabii tabii. İşte. Longline şeyleri falan da var, onayları falan da var. BMW'yi ödül ürettiği için aynen. Onu denemişlerdir yani. Ha, tabii tabii. Hani onaylı yağ olduğu için zaten sıkıntı yok. Bakalım. Evet, şimdi BP Visco 7000. Tam sentetik. Klingard varmış bunda. Neyse, motor koruma teknolojisi. Bunu da uygun fiyatlı bir yağ kullanmak gerekiyor. Tabii hani... Bu yağ biraz rezil ediyormuş, zebil ediyormuşuz gibi geliyor ama öyle değil abi. Çünkü yani... Engine flash'tan sonra ne kadar hani durulama yağı kullanmanıza gerek yok aslında kesinlikle. Fakat engine flash dediğiniz malzeme motor yağını incelten bir malzeme. İçinde biraz 200-300 mililitre mesela kalıyor bazı arabaların. Burada Necdet abi, Samet abi de içinde kalmaz dedi. Hani içinde kalmayacağı için çok bir sıkıntı yapmaz ama biz ne olur ne olmaz. Hani mıcırıklı motorlar zaten N13'ler. Bir de güzel yağ koyacağız, Seratec koyacağız. Hani bir işi yapıyorsak tam yapalım dedik. O yüzden durulama yağımızı da koyacağız. Onu 4 litre aldım artık hani. Zaten yok, sıkıntı yok. Şey olduğu için. Zaten çöpe gidecek. Aynen. Yani. 4 litre aldık onu. Fazla almamıza gerek yok. Tabii arabanız hani 6 litre falan alıyorsa 4 litreyle çalıştırmayın yani. Öyle onu yapmayın. Ona gerek yok. Aynen. Çatır 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 eder aynı. Şanzıman kulaklarımız yeni. Borusan'da değişmiş. Evet. Ön altı köşemiz tertemiz abi de arka altı köşenin dışı mı bozulmuş sadece? Dışının kaplaması biraz çalmış. Dışının kaplaması bozulmuş ama sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok, devamı. Tamam. Bir de şurayı vurmuş muyuz, ne yapmışız? Evet, orayı biraz vurulmuş ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama. Tamam. O da nazarlık. Aynen nazar. Dursun, bu korumalar zaten. Öyle oluyor. Ama şey temiz, altı yağ kaçağı yok. Aynen, yağ kaçağımız yok. Arabaları biliyorsun, yağ kaçağı sıkıntısı var. Tabii. Ama yok yani. Bir daha de, şunun ama, tırnakları düşmüş ya. O tarafın tırnakları düşmüş. Onları da tamamlarız olmasa. Tamam. İsteyelim istiyorum. Aynen. Çok Mars pahalı değilse. Boya, boyalı o da boyamayacak abi. Boyamayacak. Onu sana takalım. Onu işte ya tövbe estağfurullah. Boyamışlar takmamışlar onun tırnaklarını. Yazık günah. Sorayım ben ona. Bir de V-Crash isteyeyim mi? Abi. Biraz değiştirelim. Tehlikeli. Değiştirelim. Tamam. Ve kayışını da değiştirelim. Tamam. Önemli bir şekilde. Kirli sadece. Göker abiyle Vintage'da bir şeyler yapacağız. Altına da dedi Kaan temizlemeye çalışalım biraz dedi. Onların liftte bir şeyler yapacağız. Bu arada 330 dizel egzozumuz da burada. Abi bir şey var mı? F30 benzinli. Orijinal egzozu da şöyle göstereyim size. BMW. Kaç para? Evet, yağımızı da saldık. Öyle pıtır pıtır akıyor. Baya sabaha kadar akar. Bıraksanız uzun süre oldu. Ha, bu arada ince bir nokta var burada. Yağ filtresinin içinde şu arkadaşlar eski şey, eski pul. Bu pul olmazsa yağ kaçırır bu malzeme. Yenisini tak. Yenisini takıyorsunuz. Bu da neden böyle? Normalde tapa değişir ama BMW'lerde değişmiyor. Sadece pul değişiyor. Alüminyum değil, demir tapa. Demir tapa olduğu için. Mesela Volkswagen'de alüminyum tapaydı abi. Evet. Her bakımda tapa değişiyordu. Bunda sadece pul değişiyoruz. O pulu da önemli değiştirin. Yağ kaçağı olur. Karterden yağ kaçağı da sıkıntılı bir şey. Yağınız biter. Allah korusun. Yolda kalırsınız. Daha kötüsü yağsız çalışır araba. Allah korusun. Bunlar hep eski yağ tapaları. Bu şekilde filtremiz de burada. Filtremiz de MAN filtre. MAN ve Hengst kullanıyorum. Ben de bu sefer MAN aldık hepsini. Zaten bunları da Noyan almış. Arabanın bagajına koymuş. Bakımını yaparız diye. Biraz biz geciktirdik. 15.000'de bir girmiyor normalde bu araba. Bu araba bayağı 8-10.000'de giriyor bakıma. Ama bu sefer 15.000 yaptık. Çünkü öncesi de Borusan bakımlıydı zaten. Biraz da benim işlerim, güçlerim yoğunluğundan dolayı oldu. Ama olsun. Sıkıntı yok. Güzel güzel yaptık.
Şimdi de geri kalanını yapalım. Temizlik. N13, N16, N13, N13, N13'ler bakımda. Orada arkadakiler güzel tabii. Gaz filtresi. Evet, biraz zor yerde. Evet ya. Bunun aralım. İllaki özel şeyi vardır değil mi BMW'nin falan abi? Niye abi? Aleti maleti bir şey. Aleti yani aynı malzeme. Ya. Benimki. Sen ucunu kesmişsin. Bu orijinal ya. Aynen. Bir şey var. Bir 50 senelik mazisi var herhalde. Bir dükkanda. Olacak abi. Yağ filtresi sökülüyor bu arada. Evet. Çok çok evet, dandik yerde abi ya. Aynen. Pis yerde yani. Bunlara sağ ol. Normalde şöyle ulaşılır bir yere konur yani ya. Tamam. Filtre efsane çıkabilir. Şimdi hava filtresi çıkarıyor. Lastik çıkıyor abi. Bir tane daha geldi. Bu da N16. Bugün benzinli günü abi ya. Tabi canım. Bugün sen filtremiz çok şey olmuyor. Bugün sen açmış ya. Aynen. Filtremiz çok kirlenmemiş. Yani kirlenmiş bayağı da. Aynen. Bayağı kirlenmiş ama çok o kadar da kirlenmemiş. Şöyle bir açalım da ne var? Aynen bir açalım. Hava temiz tutalım. Temizleyelim abi. İçimize sinsin. Ve kayışımız da değişiyor. Hani o da biraz böyle şeyden çıktı. Hoppa dedik ve kayışı. Yani ve kayışı tabii kolay değişen bir şey olduğu için hani biraz bakmak lazım. Hafif böyle eskimeye başladı mı zaten çok pahalı bir malzeme değil. Zaten kasnağımız yeniydi abi. Yani çok eski değildi kasnak. Evet. Kayış biraz hani biraz böyle güzel şeydi. Ama bu. Kurmalı. Kurmalı mı? Tabii. Nasıl abi şimdi onu hep mi kuruyorsun? Işte. Şimdi bu devranı bu çeviriyor. Hı-hı. Mesela şöyle bastığınız zaman görün kurmalı. Şey şunu devranı çeviriyor. Bu sabahlar soğukken çalışmıyor. Elektronik ya. Hmm. Belli bir ısıya gelince çalıştırıyor kendini. Anladım. Derecesi var kendi içinde. Anladım abi. Ha, aynen devir daimi şeyden çalıştırmıyor. Neden çalıştırmıyor? Motor bir an önce ısınsın, bir an önce araba o çalışma sıcaklığına gelsin. Çalışma sıcaklığına geldiği anda da devir daimi çat çalıştırıyor. Ondan sonra araba soğutmaya başlıyor. Çünkü devir daimin görevi arabanın motorunda suyu döndürmek. Suyu da işte neden döndürüyor? Soğutmasını yapması için döndürüyor. Bu da böyle güzel bir teknoloji. Bak güzel oldu Samet abi, teşekkür ederim. Öğrendiğim iyi oldu. Ben başka şekilde yapıyordur diyordum da baya komikmiş. Güzelmiş. Biz de ilk baktığımızda şaşırmamış. Aynen. Kurmalı. Oyuncak gibi ya. Aynen. Kurmalı. Fikrimiz de çıktı. O çalışması da hararet yapar ama. Tabii tabii. Yani motor ısınır. Zaten motor mantığı yani çalışma soğutma mantığı. Motoru yağ soğutuyor, yağı da su soğutuyor. Mantık odur. Motor ne kadar çabuk ısınırsa arabanın yaktığı o kadar çabuk düşer. Tabii hem çalışma tabii. Sıcaklığı, optimum çalışma sıcaklığına gelmesi demek, yakıtın da düzgün yanması demek. Hani sizin işte kaloriferin de erken çalışması demek. Yani bunların hepsi daha güzel oluyor şey için. Optimum çalışma prensiplerine uysun diye böyle güzel teknolojiler yapıyorlar. Bu da turbo olmuş. Intercooler'dan gelen. Bunlar önde işte. Su pompası şu bozuluyormuş F30'larda. Bu arkadaş bozuluyormuş. Bizimki şeytan kulağına kurşun bozulmadı. Bu da bir bu su pompasıymış. Eksternal. O eksternal demiştik ama o da turboya su basıyormuş abi. Evet. Turbo hem yağ hem su soğutmalı o zaman. Evet. Normalde hani... Su boruları satın şu ikisi. Normalde su borusu şu üstteki yağ. Yağ. Sadece yağ olan da var tabii. Şimdi yağ koymaya geldik. Abi yağ koymadan önce şöyle sallayın abi. Deli gibi. Deli yak kendini. Öyle sallayacaksın abi. Çünkü yağ mineralli bir yapıda olduğu için yani tam sentetik de olsa yağ içindeki işte mineraller şunlar bunlar. Böyle bir kendine gelsin, karışsın diye, dibinde çöpülü kalmasın diye sallayıp kendine getirmemiz lazım. Yağı 5 litre kullanıyoruz ama 2-4,5 arası bir yağ alıyor.
Üş, onu da söktün abi. Tamam, hepsi söküyor. Yağın rengi güzel. Beğendim. Şimdi giriyor arabaya. Abi yağ kapağı yan mı duruyor ya? Ya böyle abi yan ya, ooo. Simetri hastalığı. Ne kadar kötü ya. Evet. Vallahi. Neyse. Ben ilk defa fark ettim. Dur bari şey olsun. Benim Twin Power yazısıyla biri olsun. Olur mu ki acaba? Aynen. Heh, şöyle dursun bari. Yok olmadı yine onu. Yok olmuyor ya. Tekmiş. Aynen. Tek. Allah'ım ya Rabbim ya. BMW. Buradan sesimiz duyuyor. Bu ne abi? Bak burada böyle yazıyor. Burada böyle. Neyse. Hasta işi. Evet. Orayı da. Gergi. Gerdi abi. Pimini sallıyorsun içeri. Ve kayışı rahat çıksın diye. Gel. Gergimiz de orijinal BMW. Evet. Kayış da mı BMW? Kayış da BMW. Hiç değişmemiş. Yok değişti ya. Kayış ne zaman değişti? Bir kere değişti abi. 90 binde mi 85 binde mi ne değişti? Değiştirelim abi. Çünkü içinde şey var. Ben de hoşuma gitmedi yani i̇çine şeyler, izler. O izler. Şeyler hoşuma gitmedi. Evet, aynen. İz var içinde. Aynen. Çatlaklar var. Böyle çatlaklar oluyor. Hani normalde değiştirmeye de bilirsiniz. Fakat aynen o koptu mu aynen şu borulara morulara da etkiyor. Bilmem ne yapıyor. Allah korusun. Yani şansa bırakılacak parça değil. Hani BMW niye kullanmadın? Aslında çok pahalı da değildir. BMW de kullanabiliriz ama hani Continental çoğu üreticinin orijinalde mesela BMW'ninkinde BMW yazıyor. Ben daha hiçbir arabada hani şeyi görmedim. Hani V kayışında markasının yazdığını görmedim ilk defa. Sanırım BMW'de var abi tek. Hiç görmedim. V kayışında marka yazması. Evet. Hani hep ya işte Continental yazar. Aynen. Ya başka aynen bir şey yazar. Orijinal hani kendi markası yazar ama ilk defa bir ara yani arabanın markası yazdığı kayış ilk defa gördüm. Geç abi. O yüzden sıkıntı yok. Continental kullanabiliriz ondan yana problem yok. Kayışımız da gelmiş. Hiç farkında değil. Gelmiş arabanın içine. Bu arada bizim aldığımız kayış 85 lira. Orijinal kayış 240 lira civarı bir şeymiş. Hani o yüzden bunu seçtik. Yani orijinali de seçebilirsiniz. Fakat yani çok da gerek yok. Çünkü Continental de zaten çoğu firmanın üreticisi olduğu için, kayış üreticisi olduğu için öyle problemli bir olay değil kesinlikle. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Benim her arabamda ya Continental geliyor ya da bir tane daha vardı abi marka. Daikon var. O evet. O biraz daha ucuz bir malzeme. Böyle Continental güzel. Geri kurdun değil mi abi şey? Abi kurulu. Aynen kurulu şu an. Sen de kurabilirsin. Aynen. Yok ben çok ellemeyim. Güzel sildik hava tuttuk. Üstümüz de hazır. Yerine takacağız şimdi. Abi sekmanlar nasıl? Abi karşıları kötü. Yapma ya. Evet. Benim dertim 2-3 tane takayım. Tamam. Başka sökülmesi lazım. Tamam abi. Ya 2-3 tane dur tutsa tamam yeter zaten. Başka sökülmesi lazım benim. Tamam. Düzgün iş yapmıyorlar. Düzgün iş yapmıyorlar. Böyle ondan sonra uğraştırıyorlar bizi. Bak o benim kafama takıldı şimdi. Evde kendim ben onu bir sökeyim de bir karşılıklarına bir çözüm bulalım onu.
düzgün iş yapmayan burası değil. Yanlış anlamayın kesinlikle. Düzgün iş yapmayan, bu arabayı boyayan, o maşberi takan adam. Yani işte yapacak bir şey yok. İlk defa içi koyu modern lan gördüm abi. Defa içi koyu modernle MBT'li bir de. Bu arada şimdiden size spoiler vereyim. NBT gelebilir bakalım, bir Mustafa abi ne diyecek, duruma bakacağız. Bir NBT gelebilecek gibi duruyor bakalım. Sürpriz olsun gelirse. Gelmezse de zaten. Evet, yağ bakımımız bitti, bu kadar. Yani bir saat sürmedi. O da benim şeyimle, hani çok daha kısa sürer aslında ama işte temizlik yağıydı, oydu buydu, hepsi beraber olunca bir saat sürdü. Şimdi biraz çalıştıracağız. Daha sonra Seratek atacağız. Aslında şöyle konuşalım şimdi. Seratek konusunu konuşalım. Seratek'i de hemen basit bir şekilde anlatayım size. Yani böyle çok yüksek seviyeye şeye girmeyeceğim. Onları zaten araştırıp bulabilirsiniz. Fakat Seratek dediğiniz malzeme motor içindeki, şanzıman içindeki, motor içindeki, tabii şanzıman da diyor ama şanzımana tavsiye etmiyorlar sanırım, ama motor içindeki işte yüzey bozuklukları, işte çizikler, işte konulama çiziği oluyor, bilmem ne oluyor, işte ne bileyim hani yağsız veya yağ soğukken çalıştırılmada yaşanan işte bu eskimeler oluyor. Bunların önüne geçmek için seramik partikülleri özel şeylerle beraber, özel işte Seratek'in formülündeki malzemelerle beraber motor içinde koruma, ekstra bir koruma sağlıyor. Bu koruma da nedir abi? Kışın özellikle soğuk çalıştırmalarda falan çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor motorun. Ve ben mesela bu 100.000'in altındaki arabalara tavsiye edilir. 100.000'in üstüne tavsiye edilmez. Fakat biz niye atıyoruz abi? N13'lerde çok ciddi fark ediyor abi. N13 arabalarda Seratek kattığınız zaman direkt anında araba sessizleşiyor, titreşimi azalıyor. Ben yani birkaç arabada, N20, N13, N16, bir sürü arabada bunu denedik arkadaşlarla beraber. Ben çok memnun kaldığım için bunu atıyoruz. Birazcık araba çalışacak şimdi. Ya böyle bir devir daim edecek. Ondan sonra Seratek'i de atacağız. Seratek de zaten bir kere atılıyor. Bir daha atılmıyor araba ömrü boyunca. Hani bunu atıyorsunuz, yağı salmıyorsunuz. Bu içinde kalıyor bu yağla beraber. Hani ben şöyle yapıyorum. Seratek attığım yağı 7000, hani 5000, 7000, 8000 arasında değiştiriyorum. Çünkü hani taze temiz yağ olsun diye. Seratek çünkü sıvanıyor. İçinde kalıyor yağın. Hani yağ böyle biraz daha kısa değiştirirseniz Seratek'ten sonra biraz daha mantıklı olur. Çünkü Seratek sıvandıktan sonra bir görevi kalmıyor yağın içinde. Seratekli yağ böyle biraz daha süt gibi oluyor. Biraz karıştırabilirsiniz onu. Mesela araba yağ su karıştırdı işte. Contası yandı, bilmem ne yandı. Yağ böyle çikolata gibi olur. Böyle sarımtırak bir renk, kahverengi bir renge bulanır. Böyle şeffaflığını kaybeder. Biraz o renge benziyor Seratek'e atınca. Korkmayın. Seratek'ten dolayı o. O yüzden hani o yağı da değiştirip tekrar temiz yağ koyduğunuz zaman hani o konuda da keyfiniz yerinde olur. Bakalım şimdi atalım Seratek'e. Evet, program yoğun, o yüzden böyle biraz acil çıktık dükkandan. Dükkanda bir şeyler diyemedik. Şimşek BMW'ye çok teşekkür ederim. T-Boil Ankara'ya teşekkür ederim. Yağları oradan aldık. Yağların sağlayıcısı da Lükümoli Türkiye distribütörü olan DST Bar Otomotiv'e tekrar teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Onlar bize destek olmak adına, kanalımıza bize destek olmak adına bu yağları yolladılar. Teşekkürler hepsine. Daha Samet abiye teşekkür ederim. Bakımımızı yaptı. Necdet abiye teşekkür ederim. Şimşek BMW'nin sahibi. Böyle bu şekildeydi bakım. Gerçekten çok fark etti. Şimdi bir başka Şimşek BMW, yani Şimşek kaportaya geldik bu sefer de. Bir de burada birkaç şeyimiz var. Sonra tekrar açalım telefonu değil, sizi. Burası da bildiğiniz üzere Şimşek kaportaydı. Kemal abi. Kemal abiye de bir kaputumuzda böyle bir hafif böyle ön tarafta böyle kaputun ucu düşmüş aşağı. Herhalde önceki, yani ilk kazasında, bu arabanın biliyorsunuz ön tamponu değişik. Sol çamurluğu boyalı.
sol kapısı boyalı. O kazada sanırım hani hiç görmedim, alırken de görmedim. Noyan'ın da haberi yok. Hani yeni fark ettik. Onu da işte kaplama falan olacağı için kaplamadan önce o göçüğü de hafif alalım diye Kemal abiye geldik. Ayarlamasını yaptık onun. Daha göçük alınmadı. Onun da videosunu çekelim ki zaten çok video var ama olsun, Kemal abiyle de muhabbet çekmiş oluruz. Bu şekilde detayları Instagram'dan görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Çünkü hani videoya ekleyemiyorum. Uzun vade yağ ve Seratec ile alakalı düşüncelerim, tecrübelerimi Instagram'dan aktarırım. Ya da bir tane vlog çekeriz, o vlogda da aktarırız. Ama ilk etapta sessiz abi. Araba titreşimi de azaldı, sesi de azaldı. Hele ki böyle bir itici, hafif böyle bir hani şarıltı şeklinde, böyle bilen bilir o itici sesi, hafif bir itici sesi vardı. O da yağ inceliyor uzun süre yani. Yağ işte belli bir işte 8'i, 10.000'i, 12.000'i geçince yağ başlıyor. İşte iticiler ses yapıyor, bilmem ne yapıyor. Onları falan anında kestim. Gerçekten memnunuz. Bu şekilde. Ağaç bize yol vermedi. Neyse. Bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben şu şaşmazda kamera ile bir şeyler yaparken çok stres oluyorum. Çünkü çok curcuna bir yer. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Fotojenik olmadın abi. Kemal abi fotojenik değilmiş. O yüzden az çekeceğiz Kemal abi. Neredeyiz abi? Bugün aslında videoyu bitirmiştik ama bitirmiyoruz. Çünkü Kemal abi sağ olsun bugün böyle bir araya sıkıştırdı beni. Allah razı olsun. Neden araya sıkıştırdı? Kemal abiye böyle yapmayın kesinlikle. Çünkü başı çok dolu adamın. Bizim arabamızın işte önü kaplama falan yapılacak. O yüzden biraz böyle rica minnet oldu. Böyle gelmeyin Kemal abi. Randevulu gelin. Yoksa kızıyor Kemal abi. Oradan Şimşek Oto kaporta, burada da numarası var ki zaten aşağıya da bırakırım ben Instagram'ını. Böyle o işte kaputtaki ufak şeyi alacak Kemal abi. Sonra başka yerlerinde de belki vardır, biz göremiyoruz çünkü Kemal abi görüyor da onları da başka gün halledeceğiz. Kaputumuzdaki malzememizde bu böyle bir bükülmüş kaput aşağıya doğru. Aynen. Kasasız dışa doğru basmış. Aynen. Aynen böyle bir değişik bir şey olmuş. Anlamadık nasıl olmuş onu da. Ama halledeceğiz bir şekilde. Halledin. Aynen. Başlayalım onu. Şurada var mı aşağı bakalım? Tam hatta geliyor abi. Ben mi çok güçlüyüm, arabanla yumuşak anlamadım ki arkadaş. Alüminyum kaputlar abi. Yo, ne alüminyum lan bu, saç mı? Saç mı bu? Tabii ki saç. Hadi ya, alüminyum değil mi? Vay, alüminyum dedilerdi de. Güzel alüminyum yok tatlım. Vay, o zaman ha bak tuttu. Ya. Aynen. Saç. Çamurlukları da yok. Yemezsin siz her şeyi. Çarşamba günü de Uşak'tan geldi bir tane araba. Donanım Haber'de görmüş beni. Nerede? Donanım Haber'den. Buraya yazmışlar beni. Arkadaşlar. Sen mi? Vallahi bilmiyorum ya artık. Bizi bahane edip oradan mı kaçtı? Evet abi, çok muhabbet. Sağ olsun Kemal abiyle de göçüyü de hallettik. Çok şükür kaputumuzun ucu büküktü şöyle. Kaplama yapacağız. Kaplamadan sonra da müdahale şansımız kalmıyor. Kaplama olduğu için orada. Yani kaplamalı şekilde müdahale edemediğimiz için bunu hallettik şimdi. Güzel öyle bir sanayi günü oldu. Bugün bayağı bir iş becerdik. Bakımdı, oydu, buydu. Abimin arabasıydı, çekimlerdi. Böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.